özgürlüğümüze, haklarımıza, yaşam biçimimize, dilimize, inancımıza, kültürümüze saldırmaya devam eden bir tek adam iktidarı var karşımızda. Kimse sesini çıkarmasın istiyorlar. Bu zulme boyun eğeceksiniz diyorlar. Ama bizim boyun eğmediğimizi bir kere daha görecekler arkadaşlar. Boyun eğmeyenlerin Dersim'de yükselen sesini bir kere daha duyuracağız onlara. Ve biz Tayyip Erdoğan'ın depremin yıl dönümünde Hatay için söylediği o itiraf niteliğindeki sözlere bir kere de buradan cevap vereceğiz. Ve bunun, bu sözlerin Cumhuriyet tarihinin başından beri Dersim için geçerli olduğunu biliyoruz. Farklı olduğu için, muhalif olduğu için, Alevi olduğu için, Kürt olduğu için, Zaza olduğu için, o haklardan mahrum bırakılan, dışlanan, tarihi boyunca zorbalıkla sınanan bu kentten yükseltiyoruz sesimizi. Ama Dersim aynı zamanda tıpkı 8 Mart gibi kendi tarihini zorbalığa karşı mücadele ile yazmış bir kent. Dersimli kadınlar mücadeleyi çok iyi tanıyor. Bizde yılgınlığa yer yok arkadaşlar. Var mı? Bizde umutsuzluğa yer yok arkadaşlar. Var mı? Bizde vazgeçmeye yer yok arkadaşlar. Biliyoruz ki her türlü baskıya, inkara karşı sokakları dolduran Dersimli kadınlar aynı zamanda yerel seçim sürecinde de el ele vererek, birlikte mücadelenin bütün olanaklarını yaratarak, birbirine güç vererek, işte bu karanlık ittifak karşısında kadınların, aydınlığın, geleceğin, umudun, ittifakın ne olduğunu da gösterecek. Var mısınız? Var mısınız? Biz de varız. Buradayız arkadaşlar. Hep birlikte eşit, özgür, umutlu, sömürüsüz bir dünya için, güzel bir Dersim için, kadınların kenti Dersim için el ele vereceğiz. Birlikte kazanacağız. Birlikte kazanacağız. Birlikte kazanacağız arkadaşlar. İşte New York'tan direnişten başlayan, dalga dalga yayılan kadın mücadelesinde kendi topraklarımızda şunu her zaman söyledik, söyleyeceğiz. Beselerin, Zarifelerin, Sakinelerin, Aysel Doğanların, Harim Birkanların ve bu topraklarda kadın mücadelesi için, demokrasi için, insanlık için, eşit yaşam için bu topraklarda mücadele eden ve bugün belki fiziki olarak aramızda olmayan ama mücadelesiyle bizimle olan bütün arkadaşlarımızı, kadın arkadaşlarımızı saygıyla, minnetle anıyorum. Cezaevlerinde bütün siyasi suçlular, Kürt sorununun demokratik çözümü ve müzakere ve diyaloğun gelişmesi için tecride karşı bir açlık eylemi başlattılar ve biz ondan sonra her tarafta Meşe Azadiye yürüyüşleri yaptık. Dersim'e de geldi. Bunu bir kez daha söylüyoruz. Savaşları çıkaran erkek akılları, savaşları yaratan, silahları yaratan erkek egemenlikli sisteme şunu söylüyoruz. Biz kadınların bu topraklarda onurlu bir barışı inşa edecek gücü var. Bunu biz kadınlar gerçekleştireceğiz. Onun için cezaevindeki arkadaşlarımıza selam olsun. Biz onlarla birlikteyiz. Bu topraklarda barış gelişmeden, Kürt sorunun demokratik çözümü gelişmeden bütün antidemokratik uygulamalar devam edecek. Şehrimizde biliyoruz, özel güvenlik adı altında insansızlaştırıyorlar. Özel güvenlik adı altında kapılara, sadece dağlara değil, kentin girişine karakol kuruyorlar. Yine özel güvenlik adı altında göçü geliştiriyorlar, işsizliği geliştiriyorlar. Bu kenti insansızlaştırmak istiyorlar. Rahat o hak topraklarının inancını ÇEDES politikalarıyla asimile etmek istiyorlar. Biz bunların hepsinin farkındayız. Biliyoruz. Onun için şunu söylüyoruz. Dersimli kadınlar olarak tüm bu sorunlara ilişkin hep birlikteyiz. Örgütlü kadınla örgütlüğümüzü büyüterek mücadelemizi çok daha fazla büyüteceğiz.